Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir monitör incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Monster ülkemizde daha çok ürettiği oyuncu notebooklarıyla tanınan bir firma. Fakat artık bu şirket oyuncu monitörleri satmaya da başladı. İlk modellerinden biri de karşınızda görmüş olduğunuz Aryont A27V1.1 modeli arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde bu modelin kutu açılış videosunu gerçekleştirmiştik ve nasıl bir tasarım hattına sahip olduğunu az çok sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü videomuzda ise monitörün oyunculara ne gibi artılar sunduğunu, ne gibi pozitif yönleri olduğunu detaylı bir şekilde söyleyeceğiz. Şimdi ilk olarak incelememiz arkadaşlar monitörümüzün tasarımıyla başlayalım. Gördüğünüz üzere Aryont A27 27 inçlik bir kavisli ekranla geliyor. Dolayısıyla burada ekranın kavisli olması sizin oyuna tam olarak hakim olmanızı sağlıyor. Önemli olan bir diğer kriter ise şu gördüğünüz yan çerçevelerin yok denecek kadar ince olması. Bunun oyunculara ne gibi bir artısı var? Hemen belirtelim. Bu monitörlerden 2-3 tane yan yana koyduğunuz zaman sanki tek bir monitörmüş gibi duruyor arkadaşlar. Çerçeveler o kadar ince ki arada sanki mesafe yokmuş gibi ekranlar birbirine yapışık bir şekilde duruyor. Ayrıyeten monitör standının da ergonomik bir tasarıma sahip olması bu monitörleri yan yana dizilmesini de gayet kolaylaştırmış diyebiliriz. Gelelim monitörümüzün teknik özelliklerine. Evet arkadaşlar, bu monitördeki çözünürlük oranı 1920x1080 piksel. Bu günümüz şartlarında günümüz oyunları için gayet yeterli bir çözünürlük diyebiliriz. Parlamaz bir ekran yüzeyi kullanıldığı için oyunu oynarken böyle diyelim ki karanlık bir yere girdiniz, bilgisayar monitöründe kendinizi görmüyorsunuz ki bu bence oyuncu monitörlerinde olması gereken en önemli özelliklerden biri. Monster bu monitöründe 3000:1 kontrast değerine yer vermiş. Tepki süresi ise 1 milisaniye. Renk sayısına geldiğimizde ise tam 16.7 milyon farklı rengin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu monitörde anti-flicker, mavi ışık filtresi ve OST gibi özellikler de mevcut. Giriş tarafına baktığımızda 1 adet HDMI 2.0, 1 adet HDMI 1.4 ve 1 adet de DisplayPort 1.2 olduğunu görüyoruz. Ayrıca 1 adet kulaklık çıkışının bulunduğunu da belirtelim. Monitörün net ağırlığı 3.85 kg arkadaşlar. Brüt ağırlığı ise 6.81 kilogram. Ayrıca monitörümüzün arkasında RGB LED aydınlatmalarının bulunduğunu da hatırlatalım. Evet, monitörle ilgili en çok sorulan detaylardan birisi de bu monitörün hareket özelliğiydi arkadaşlar. Özellikle kutu açma videosunda arkadaşların bazıları monitörün dikey durup durmadığını sormuşlar. Gerçekten Monster Aryont bu konuda rakiplerine nazaran çok daha yetenekli diyebiliriz. Bir kere şu monitörün boyunu, yani ekranın nerede durması gerektiğini bu arkada bulunan raylı sistem sayesinde dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani burada herhangi bir kademe söz konusu değil. Tamamen sizin keyfinize kalmış diyebiliriz. Bakın istediğiniz yerde kalabilir bu monitör. Yani milim milim bile oynatabilirsiniz şu şekilde. Yani tak diye buraya getirmek zorunda değilsiniz. Ya da 3 kademeli, 2 kademeli bir şey söz konusu değil. Nerede isterseniz gördüğünüz gibi bu derece arasında nerede isterseniz monitörü orada konumlandırmanız mümkün. Ayrıyeten monitörü aşağı ve yukarı çevirmeniz de mümkün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde tutabilirsiniz ya da bu şekilde aşağı indirebilirsiniz. Bunun da haricinde şu gördüğünüz ana kolda sağa ve sola dönebiliyor. Bu pek çok monitörde görmeye alışık olduğumuz bir özellik değil fakat Monster bu modelinde buna da yer vermiş. Peki gelelim en çok sorulan sorulardan bir diğerine. Bu monitör dikey olarak kullanılabiliyor mu? Evet arkadaşlar, dikey olarak da monitörü ne yapabiliyorsunuz? Şöyle çevirip gördüğünüz gibi kullanabiliyorsunuz. Yani bunda da hiçbir sıkıntı, sorun söz konusu değil. Sonra tekrardan dilerseniz şu şekilde monitörümüzü ne yapabiliyoruz? Çevirebiliyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar Monster Aryont hareket kabiliyeti bakımından rakiplerinin hayli ilerisinde bir monitör. Peki gelelim bir diğer soru işaretine. Bu monitördeki ayarlar nereden yapılıyor? Baktığınız zaman ön tarafta ve alt kısımda herhangi bir tuş yok. Fakat Monster ne yapmış? Arka tarafa joystick şeklinde bir tuş yerleştirmiş. Bu tuşa bastığınız zaman monitörle ilgili tüm ayarları bu joystick sayesinde basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani giriş portundan tutun da aydınlatmasına kadar, oyun modlarına kadar
tüm opsiyonlara şu arkada bulunan küçük joystickle ulaşabiliyorsunuz. Peki bu monitörün fiyatı ne kadar? Halihazırda Monster'ın sitesinde bu monitör 1999 TL'den satışa sunulmuş durumda arkadaşlar. Yani dilerseniz 2000 Türk Lirası ödeyerek bu monitöre sahip olabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu incelememizde Monster'ın yeni oyuncu monitörünü sizlere tanıtmaya çalıştık. Dilerseniz dediğim gibi Monster'ın sitesinde bu monitör hali hazırda satışa çıkmış durumda ve fiyatı da 1999, yani 2000 Türk Lirası. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.